Herkese Cosplay Galaksesler'den yeni kostüm tanıtım videosu çekiyorum. Bugün 10 Şubat, yani Cosplay İzmir'e tam 7 gün kaldı. 7 gün demek bizim kostümlerin zamanında yetişip yetişmemesi birazcık muallakta demek. O yüzden hızlı bir şekilde bugün kostümlerimizi bitirdik. Pazar günündeyim, tatildeyim. Şimdi size onların hızlıca sunumlarını yapacağım. Kostümlerimi Peli modeliyle MT Berk giyecekler. İnşallah beğenirsiniz, inşallah çok pahalınız, inşallah yine ödül alırız. Evet, şeyden başlayalım. Önce erkek kostümünden başlayalım. Erkek kostümünün planında böyle bir şey düşünmüştüm ben. Tarz bir şey düşünmüştüm. Temamız Viking. Viking, savaşçı, barbar, o tarz bir temamız var. Hani denizci mi, Viking değil. Daha çok karal savaşçısı. Hani bu işte Ulu Odin'e saygılarla falan tarzında adamlar çalıştık. Bir bayan ve bir hanım karakterimiz var. Bey olan karakterin kostümünün tanıtımı için şu anda sevgili partnerim Fumat Ama'dan yardımcı olmanızı rica edeceğim. Sırayla kostüm parçalarını nasıl giyeceğimi göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle bir tuniğimiz var. Bu tunik kocaman bir adama göre yapılmış erkek tuniği. Yani şimdi neden Fumat Ama'dan yardımcı oldum? Manken var ya, o bile yetersiz kaldı. Kocaman bir adam giyecek bunu çünkü kocaman bir tunik. Şu tarz zımbalarımız var. Yine özel, ben özel olarak bunları Eminönü'nden aldım. Deri örgü iplerimiz var. Bunu giymeni rica edeceğim ben şimdi senden. Kafayı süper. Onu giyerken bir de kemer tasarladım. Bu kemerde yine ortada 24'lük delikli zımbalar suni deriden dikildi ve şu tokayı Eminönü'nden aldım. İyi ki almışım, çok işe yaradı. Yani nereye kullanacağımı bilemiyordum aslında ama bugün çok işe yaradı. İşte böyle bir kemerimiz var. Kemerin takılması çok kolay zaten. Şimdi azıcık daha ortaya alabilir miyim? Süper. Önce bir yerden geçiriyorsun. Berk. Bu Berk'e yönelik bir video. Sonra diğer yerden geçiriyorsun. Bu. Olay bu acı. Hani şunun düşmesinden, azıcık daha düşmesinden şey yapmadın. Memnun olmadın, şuraya bir iğne geçirirsin ya da bir tel toka geçirebilirsin. Şimdi buradaki olay şu, sen bayağı incesin bu arada. Biraz daha sıkacağız. Evet, tamam. Şimdi oturdum. Bunun böyle durmasını istemiyorum. Burada ipler dışarıda kalsın. Şöyle bir hareket yapacaksın usta. Şuraları çekiştireceksin, bu. Bu hareketi yapmanı istiyorum. Şöyle dursun yani, tamam mı? Kostümün duruşu bu. Bunu istiyorum. Tasarım da böyle çünkü. Şuralarda işte yırtmaçları var. Oturduğunda seni rahatsız etmeyecek. Tuniğin bu şekilde. Şimdi devam edelim. Buna ek olarak bir tane kolluklar yaptım ben. Düğümlü kalmış, onu düğümünü çözeyim. Kollukların özelliği şu. İçinde chainmail görüntüsü vermesini istediğim yine halı kaymazlarım. Onları bayan kostümünde daha güzel anlatacağım size. Çünkü onu da çok kullandım. Zımbalar var yine. Ve iplerle tarz bir kolluk tasarladık. Geçir geçir geç geçir. Tamam, şahane. Yapmanız gereken şu. Dipten başlayarak, yani iplerden değil. Dipten başlayarak sıkıyorsunuz abi. Sık. 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 Bu kadar. Sıkıyorsunuz. Sonra da buraya düğüm atıyorsunuz. Böyle. Tamam, şahane. Çok sağlam bir kolluk, çok esnek bir kolluk. İstediğin gibi bükebilirsin. Hiçbir şey olmaz. Yani yırtılması falan çok zor. Tamamen diktim. Bir tane yeterli şu an için. Yani ikisini de takıp... Takalım mı? Hoşuna gittiyse takalım. Sen bilirsin. Neyse. Şimdi video çok uzamasın. Tamam, kürk tasarladık yine. Tasarımın parçası. Çünkü hani barbarsın abi, sırtında kocaman böyle ayı postu gibi bir şey olması lazım. Şunları yine Eminönü'nden aldım. Malzemeler bakır şeyle nikel kaplama, bakır renkli nikel kaplama metaller. Arkasına kocaman çengelli iğneler diktim. Çengelli iğneler sayesinde onları bu kostümün omzunun biraz aşağısına, iğnelemen gerekiyor. Şuralara iğnelemen gerekiyor çünkü tokalarımızı göstermek istiyoruz. Süslü tokalarımız var. Onlar hani şu tarafta öne doğru gelsin. Tamam? Çok arkada bırakma onları. Tamam. Taktık. Evet. Şahane. Saçları da şöyle. Senin saçlar süper oldu tabii. Kostüm.
Pekala. Bu genel kostümü. Şöyle bir şey yaptım. Bir de bunlar dizliklerin. Dizliklerin hemen dizin altına bağlaman gerekiyor. Bu da onun eşi. İşte aynısı da. Böyle bir kostüm. Ha, kolyemiz var. Bir tane him şeyi buldum. Arkadaşlar, him logosu buldum. Bu bence yakışır yani. Hani gideri var. Var. Tekrar çıkarırken giydiğimiz sırada çıkarmamız gerekiyor. Başka ne özelliği var? Sakalı var. Sakal yaptım arkadaşlar. Ben kürkten. Ya şimdi MTV'lik şeyden istedi. Yünden istedi. Yün sakalları internette görebilirsiniz de. Hani kürk daha bir böyle vahşi, hani böyle dağılıyor falan, hoş görünür diye düşündüm. Kürkten yaptım ben. Buna sana takmayayım istersen o kadar da. Bakayım mı? Hadi ya. Ay, hadi bakalım. Tamam. Çünkü birazcık hani komik mi dersiniz? Kulaklarımızın arkasına bu şekilde lastikleri geçiriyoruz. Ve sakalımızı giyiyoruz. Yalnız çok doğal duruyor bu. Yani yünden daha güzel bence. Hani senin bilmem şeyin ne olur. Azıcık kameraya yaklaşmanı rica edebilir miyim? Eğil. Teşekkür ederim. Daha doğal duruyor. O yüzden birazcık şimdi şurada şey var ya. Fazlalık var. O fazlalığı birazcık şöyle içine katlaman gerekiyor ki ağzın düzgün görünsün. Sonra bu şekilde de dağıtacaksınız. Bitti. Teşekkür ederim. Gel azıcık geriye. Tamam. Bu kostüm bu kadar arkadaşlar. Şu anda baltalar MTBerk tarafından şeyde İzmir'de üretiliyor. Yani pekala, bayan kostümüyle geçtik. Şimdi Pelin, neler yapman gerektiğini anlatacağım. Öncelikle sana takı olarak ne gönderiyorum? Zincir gönderiyorum. Altın zincir. Şu an boynumda bir tane örnek olarak var. Sana onlardan işte 2-3 tane göndereceğim. İstediğin kadar tak. Üst üste takınca çok hoş duruyorlar. Ben şu an örnek olsun diye bir tane takı verdim abi senin için. Bu arada hemen şundan da bahsedelim. Ben şöyle bir torba hazırladım. Bu torbanın içinde neler var? Kostümünüze eklemek istediğiniz aksesuarlar için, ekstra silah kayışları için ya da Pelin'in işte büstiyerinin arkasında birazdan anlatacağım. Şeyler var, zımbalar var. Eğer cırt cırt rahatsız ederse söküp zımbalarla çapraz bağlar yaparak bedenine uygun bir şekilde büstiyerini giyebilecek. Onun için ip koydum ve yine şu tavşan tüyü süsümüzden belki dedim hani parçalanır ya da ekstra aksesuar üretmek isterseniz diye torbanıza koydum. Bu da paketinizin içinden çıkacak. Ben böyle şeylere koyuyorum çünkü neden? Takım bozulmasın. Yani kostümün kullanıldığı malzemeler bozulmasın. Tamam, bayan kostümünü giyeceğiz. Sabah üstümüzde neler olacak? Bir adet siyah mini şort giymen gerekiyor içine. Yine pamuklu bir böyle benim giydiğim gibi straplez bir şey ya da ne bileyim ben. Güzel böyle şeyler var. İnsanı düzelten işte korseler var. Pamuklu bir şey. Neden? Çünkü suni deri. Suni deri insanı biraz boğuyor, sıkıyor, yapış yapıyor. Hatta tahriş ediyor. O yüzden içine o tarz şeyler giymen lazım. Bacağına ne giyersin bilmiyorum. Kilot çorap mı giyersin, tayt mı giyersin, serbestsin. Açılabilirsin, açmayabilirsin. Pelin bu dinli sensin. Sen karar ver. Şimdi bu tarz bir büstiyerimiz var öncelikle. Bu bir böyle deri. Enteresan işte zımbalar mambalar çaktım ben. Şurada kemer tokaları var. Bunu nasıl giyiyorsun? Böyle tutuyorsun abi. Şu çapraz şey sırtta kalacağı için kollarını buradan geçirip kafayı buradan geçirmen gerekiyor. Tamam? Böyle. Şimdi benim fiziğe ne kadar uyumsuz olduğunu göreceksiniz. Çünkü Pelin Budinli'nin bedenine göre. Evet. Böyle bir durum var. Tamam. Giydik. O buraları dolduracak yani. Rahat ol. Şimdi bunu giydikten sonra hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Böyle bir şeyimiz var. Bu bir tür yarım etek. Bak hemen zincir arkaya gitti şu anda. O zincirin her zaman önde bu şekilde durmasına özen gösteriyorsun. O en önde duruyor. Şu chainmail görünümündeki olayları bu şekilde tam öne ve arkaya gelecek şekilde yerleştiriyorsun ve bağcığınızı bağlıyorsun yan tarafta. Bu arada arkadaşlar bu chainmail değil. Bu halı kaymaz. Halı kaymazı ben şu şekilde tersinden görebilirsiniz zaten. Gümüş sprey boyayla boyadım ve kestim, diktim abi. Böyle şey oldu. Çok da güzel bence. Oldu yani. Olmadı mı? Oldu. Tamam. Devam ediyoruz. Ne var? Bacak kılıflarımız var. Bacak kılıflarımızı tasarladım. Bunda deri işlemeler var. Kolaj deri işleme.
Efendim şu süslerimizi iyi ki almışım. Çok yakıştı her şeyimize. Ve şeyli, zımbalı, çapraz bağlamalı, sıkmalı sistem var arkada. Ben şimdi tabii çok sıkmakla, sıkmakla uğraşmayacağım ama yine de şöyle tamamen bir üzerimde görmek için giyeceğim. Yani normalde bunu bu şekilde giydikten sonra sık sık ipler tarafından değil, ters taraftan sıkarak 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 iplere doğru getirip ipleri de en son sıkıştırıp düğüm atmanız gerekiyor. Kör düğüm atmayın ki sonradan çıkarmanız kolay olsun. Çünkü ipler şey, hep saten, deri, kaliteli ipler koydum. O ipleri çözemezsiniz kör düğüm yaparsanız. Tamam. Devam. Kemerimiz var. Hemen kemerimizi takalım. Kemeri pazardan aldım ama çok güzel. Yani bazen pazarlar çok kıymetli arkadaşlar. Yani pazarlara gidin. Pazarları gezin. Ben boşuna demiyorum. Pazar kültürü lazım bize. Cosplayerler için. Bu kemeri ne kadar aldım? 3 liraya aldım. 3 lira. Yani bildiğiniz 3 lira hani. 3 lira. Çıtları var. Taktık çıtlarını. Bu şekilde buradaki dağınıklıklarımızı da arkasına saklayarak kostümümüzü toparlayan bir kemerimiz var. Sanırım yamuk taktım onu. Evet, şimdi düzgün. Tamam. Şahane. Özellikle şu olaya hasta oldum ben. Hani bundan bir tane de kendime yapacağım. O kadar. Hani. Güzel. Tamam. Devam. Pelin sana bir de bileklikler tasarladım ben. Yine şu çemberi görüntüsü, 24'lük delikli zımbalar, tavşan tüyü süsler. Tavşan tüyü süs yukarı. Evet. Bir de pelerinimiz var Pelin. Son olarak senin vurucu. İnşallah bu karakteri okçu yaparsınız. Ben okçu olmasını çok isterim gerçekten tasarlarken. Hani planındası gösterdim mi göstermedim mi tam hatırlamıyorum şu anda. Göstermedim. Şöyle göstereyim. Bu da benim tasarladığım. Yani şu anda üzerimdeki zımbırtıların sahibi olan çizdiğim bayan. Ya, okçu olarak düşünmüştüm ben. Okçu olsundu ya. Yani bence iyi olur. Olsun olsun. Şey de var. Ben biliyorum. Hiç bana bulamadık demeyin. O kemer altı da var ok. Alın oradan. Tamam. Kafayı deri şeyin içinden geçiriyorsun. Bu da böyle omzuna yerleşiyor. Şurada şöyle bir olay var Pelin. Şu zımbırtıyı görüyor musun bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim sana eğileyim. Şuradan kolunu geçirmen gerekiyor. İşte geçir. Bu kadar. Bu andan sonra bu buradan hani savaşa da gitsen, gemiye de binsen ne yaparsan yap düşmez. Şunun ucunu arkadan buldum. Gördüğün gibi ve kolumun altında düğümledim. Ve siz daha güzel düğümlerseniz de şimdilik öyle düğüm olsun. Omuzluklarımız var. Plastik omuzluklarımız. Metal bir süsümüz var. Yine işte taşlarım, maşlarım vesaire. Bu da bayan kostümünün bitmiş hali. Saçlarına hiç karışmıyorum. Saçların gerçekten hani önemi yok. Ne yaparsan yap ama ayakkabına karışırım usta. Barbarlar topuklu ayakkabı giymez. Kesinlikle topuklu ayakkabı yasaklıyorum sana bu kostümde. Düz bir ayakkabı giyiyorsun. Zaten botların falan olursa hani içine bunu üzerlerinden geçirebilirsin. Hiç kötü görüneceğini falan düşünme. Hiçbir şey olmaz. Üzerinden böyle bacak kılıflarını geçir. Altına botlarını giy. Gez. Böyle. Bu da bayan kostümümüz. Bildiğin agresif olacaksın. İnsanlar hani böyle tamam arada gülümseyeceksin falan ama hani gülümsediğin şeyden yararlanacağını falan düşünsün insanlar. Böyle pis bir gülümseme olsun suratında, tamam mı? Hani karakter hain, haşin bir savaşçı karakter. Belki beğenirsin, belki beğenmezsin. Ben sana böyle bir şey tasarladım. Başka eklemem gereken bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sen tekrar duruyorsun sağdan. Sevgiler. Gel. Hadi gel. Yengem ne oluyor? Hadi onu başar onları. Onu başar. Ben yapacağım daha sonra. Evet. Partnerime de teşekkür ediyorum. Kostümleri cosplay izlemek.